أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استر يا سيدي سلطان أحمد. إنسان gözden ibarettir diyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Diğer kalan ettir. Göz ise hakkı görene derler. Yani gözden murat bu yüzümüzde bulunan iki yuvarlak nimet değil de anlamayı insanda doğuran idrakın nurudur. Asıl göz denilen idrakın nurudur. Yani basirettir. Anlayabilecek o kuvvete sahip olan insan, insanın içerisindeki asıl ana cevher odur. İnsan gözden ibarettir, diğer kalan ettir diyor. Göz ise hakkı görene derler. Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimede çok hikmetli, hikmet ummanını bizlere açıyor. Buyuruyor Celle Celaluhu, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür diyor. Nasıl kör? Bir sahabinin bir tanesi geldi. İbni Ümmü Mektum Hazretleri. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellemin İkinci müezzin, kendisi ama sesi güzel, ezanları o okuyor. Hazreti Bilal'le nöbetleşe. Ya Resulallah, ben bu dünyada kör oldum, ahirette de kör mü olacağım? Yok dedi, bu körlük o körlük değil. Bu hakka körlüktür. Allah'ın doğru öğrettiği, doğru olarak gösterdiği, Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği hak neyse onu görmüyorsa bir insan dünyada o kördür. O insan kördür. Neye işaret ediyor Rabbimiz Celle ve Ala? Kalbin idrakının kapılarını kapattıysa bir kul kördür. İşte Mevlana Hazretleri bu ayetin ummanından alarak bize söylüyor. İnsan gözden ibarettir, geri kalan ettir. Göz ise hakkı görene derler. Onun için bizler hakkı idrak edemiyorsak biliniz ki körüz demektir. Allah Subhanahu ve Teala önümüze türlü türlü yollar çıkartıyor. Onların içerisinde bir tanesi var ki sırat-ı müstakim, onun nuru parlıyor. O nuru görebiliyorsan sen görüyorsun demektir. Ahirette körlerden olmayacaksın, körlerle haşr olmayacaksın. İdrakın nuru, basiret sahibi olması kulun göz sahibi olmasından çok çok daha önde ve değerli, kıymetlidir. Göz İnsan da çok önemlidir tabii ki. Bu göz de. Neden biliyor musunuz? Çünkü azalar içerisinde kalp ile en yüksek bağlantıyı göz sağlar. Diğer bütün uzuvlarını kalbine aykırı hareket ettirebilirsin ama gözünü ettiremezsin. Gözünü ettiremezsin. Kalbinde hüzün varsa gözünle gülemezsin. Yapamazsın bunu yani. Onun için işte kalple çok yüksek bir bağlantıda olduğu için bu gözler büyük zatların huzuruna gittiğiniz zaman onların gözlerine bakın derler. Onlar size bir baksın, nazarı gelsin. Çünkü gözüyle baktığı zaman kalbindeki kuvvetin çoğunu gözüyle sana Allah'ın izniyle ikram ederler. İşte şu göz var, bir de idrakın nuru var insanın kalbinde.
Gözü gören olmak demek hakikatte idrakın nurunun kapısı açık olmak demektir. Bu göz görüp de hakkı kabul edemiyorsa insan, o insan kördür. Zahiri gözleri olmayan insan idrakın nurunu taşıyorsa o insandan, hakkı kabul edemeyen o körden bin kat daha üstündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi kör olan bir grubu huzuruna davet ettiler. Geldiler Efendimizle konuşmaya. Anlat bize bakalım diyorlar. Yani insan biraz tabii buradan ders de almalı. Mekke'nin müşrikleri Eşraf-ı Kureyş diye geçen Kureyş'in efendileri yani. Resul-i Ekrem'i kabul etmiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dinini kabul etmiyorlar. Ama gelip Efendimiz'e soru soruyorlar. Yine de duramıyorlar. Geliyorlar soruyorlar. Anlat bakalım nedir bu senin anlattığın? Doğru mu söylüyorsun? Değil mi? Huzuruna geliyorlar. Bugün hakkı kabul etmeyen insan gelip dinlemekten de aciz. Gel sor bir. Bir bak bakalım. Kalbindekini bir karıştıralım bizden akan su ile. Hayat buluyor mu bulmuyor mu bir bak. Oraya da gelmiyor. Hiçbir türlü hakikatin nurunu istemiyor. Hiçbir türlü. Geldiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna da. Soruyorlar öyle böyle şöyle işte falan. O vakit. İbni Ümmü Mektum Hazretleri geliyor. Gözleri ama. Gözleri kör. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bir şey soracak. Tabii oradaki müşrikler arkasını dönüyorlar. Bu kör. Aşağılayan bir halleri var. Kibirle dolular. Zaten hakkı kabul edemeyişleri onlar. Kibir sarmış her taraflarını. Suratlarını ekşittiler bu körün de burada ne işi var dermişçesine. Hal harekette takındılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunlar Eşraf-ı Kureyş, Kureyş'in efendileri bu güzel sohbeti bölmeyelim de belki bunlardan bir tanesi Müslüman olur. Bunların bir tanesinin Müslüman olması en az 100 kişinin Müslüman olması demektir anında. Düşünün bu zamanda bir müesseseyi yöneten bir patron güzel bir insan ise altındakilere lütf ile davranıyorsa o insanın gittiği yoldan o şirkette çalışanlar da gitmek ister. Eğer beğeniyorlarsa patronlarını. Bunun gibi yani Kureyş'te de o eski zamanda da müthiş bir şey var, bağlılık var. Kendi topluluklarına yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelince Hazreti İbni Mektum bir şey soracaktı. Resul-i Ekrem de Kureyş eşrafının hoşuna gitmediği için sohbeti bölmek istemedi. Hazreti İbni Mektum tarafına bakmadı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Ayet indi gökten. Sırf İbni Ümmi Mektum Hazretleri için. Gözleri kör ama kalp, gözleri tamamen açık olan, idrakın nuruyla dop dolu olan İbni Ümmi Mektum Hazretleri için bırak ayeti sure indi. Sure 1,5 sayfa. Abese ve tevella en ca'ahul a'ma. Arkanı döndün. Bir kör sana gelip soru soracaktı. Sen ona arkanı döndün dedi Allah-u Teala. Celle Celaluhu. Abasa ve tevella. Peygamber arkasını döndü. En ca'ahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka. O senden öğreneceği şeyle kalbini teskiye edecekti. Verdiği bazı asıl o anlayacaktı. Sen ona arkanı dönüp Eşraf-ı Kureyş'e yöneldin diye ayet indi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah tarafından. Celle Celaluhu. İhtar eyledi Rabbimiz.
Onun kalbinde idrakı nuru var. Ötekilerin gözleri görüyor. Ama kalpleri kör. Bunun gözleri görmüyor ama kalbi açık. Senin söylediğin hakikati alacak olan o dedi. Rabbimiz Celle ve Ala. O alacak. Ötekiler değil. Ötekiler çünkü kibirle donanmışlar. İşte buradan ayet-i kerimenin tecellisi de oluyor tabii. Şu gözün görmesi mi daha güzel? Kalbin kör olup kalbin görmesi mi gözün kör olup? Orada bakınız, orada bakınız. Eşraf-ı Kureyş toplanmışlar. Allah Subhanahu ve Teala onlara bu gözü de ikram etmiş de Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cismini de görüyorlar. Harika kelamını da işitiyorlar ama kalplerine inmiyor, inmiyor. Kabul etmiyorlar. Ötekinin gözleri görmüyor ama kalbi aşık Resul-i Ekrem'e. Ne dese alıyor, ne dese alıyor. Allah katında olan göz bu gözdür işte. İnsanı yüce kılan göz bu gözdür. İdraka vesile olan, Hakk'ın nurunu görebilip Allah'ın ayetlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerini anlama kabiliyetine nail eyleyen o gözdür işte insanı yüce kılan. Kalbin kör ise Hakk'ı kabul etmezsin. O zaman körsün demektir. Ahirette de seni kör haşrederim. Demek yani sen de senin gibilerle birlikte haşr olacaksın demektir. Senin gibi körler nasıl hakikati inkar ettiler? Sen de öyle olacaksın yani. Buradan bir nasip daha husule geliyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cismaniyetine aşık olduğumuz gibi asıl itibariyle onu yüce kılan kalbi idi. İdrakının menşei olan o manevi bedeni ki ruhaniyetine 10 kat daha, 100 kat daha müştak olmalıdır kul. Tabi bunlar derin esrar-ı ilahiye. Bunları çok da derinde girersek kimse anlamayacak. Onun için fazla derinde girmeyelim. Biz bu ayet-i kerimelerden doğan ışığa göre, nura göre bilmeliyiz ki kalbimizin camını tabiri caiz ise daha çok cilalandırmak için uğraşmaktır vazifemiz. Dışımızı cilalıyoruz. Kimisi tıraşlanıyor, kremleniyor. Ondan sonra jöle sürüyor, öteki saçlarını boyuyor, tırnaklarını boyuyor, dudaklarını boyuyor vesaire vesaire. Cilalıyor, cilalı taş devri. Cilalıyor dışarısını ama içerisi tabi dediğimiz gibi taş ise bir işe yaramadı dıştaki güzellik. Gözün de çok güzel, rengi de harika. Ceylan gözlüsün ama körsün, görmüyorsun hakikati. Ne işe yaradı? Gözlerinin güzelliği. Öyle değil mi? İbn-i İmmektüm Hazretlerinde şu beden gözü yoktu ama hiçbirimiz, şu beden gözü sahip olanlarımızın şu anki hiçbirimiz onun yüce makamına, nailiyete vakıf değiliz. Bir hikmeti ilahi de orada ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şu gözleriyle gördüler diye değil, kalpleriyle nurunu idrak ettiler diye Allah onları sahabilik makamına çıkarttı. Sahabi kimdir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmuş, kalben tasdik eyleyip ona iman etmiş kişi sahabidir. Ya gözle gören sahabi olamadı, gönülle gören sahabi oldu. Gözüyle göremese bile sahabi oldu. Bütün evliyaların
üstünde oldu makamı Allah katında Celle Celaluhu. Resul-i Ekrem'in yanında bulundu çünkü. Onunla beraber oldu çünkü. Biz o bereketten mahrum muyuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ümmetine müşfikti ki, öyle şefkatliydi ki, kendi nurundan kimsenin mahrum olmasına razı olmadı. Allah subhanehu ve teala da ikram eyledi. Sen gün gelip eceli müsemman olan eceline, yani tayin edilmiş ecel vaktine, ecel müddet demektir zaten, ölüm vaktine, yani bana geliş vaktine ulaştıktan sonra bedenini toprağın altına, mübarek bedenini toprağın altına defnederler. Ruhaniyetin benim iledir. Senin yolunu hakikaten takip edenlerin kalbinde senin nurunu saklayacağım ben. Allah subhanehu ve teala ikram buyurdu. Onun için kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de fani olmuş meşayih-i kiramımızın ruhuna dönen insan Efendimizin nuraniyetini alacaktır. Bereketini alacaktır. Muhakkak. Yahu ne diyorsun hocam sen? Diyor bazıları da. Bu gözle tabii oraya vakıf olmak mümkün değil. Bu yaptığımız evrad-ı şerifler, çekmiş olduğumuz zikirler, işte bu kalp gözümüzün önündeki karanlık camları, kirlenmiş o camları temizlemek içindir. O temizlendikten sonra idrakın nuru açılır. İdrakın nuru açılmak demek, mesela kalp gözü dediğin zaman adam diyor ki buradan bir göz açılacak, şuradan bir göz açılacak ya da buradan bir göz açılacak. Bu değildir kardeşlerim. Gözünüzü kapattığınız zaman kalbiniz daha farklı olarak söylenen ayeti de, söylenen hadisi şerife de en derin manasıyla anlama yoluna girmesidir idrakın nurunun açılması. Bir ayeti kerimeyi şu kadar bir satırla anlatan meal var. O ayeti kerimenin manası o kadar mı? Değil. Deniz deryadır aslında o ayeti kerimenin manası. Ne zaman vakıf oluruz? Bu gözlerle okumakla değil, gönlün yolunu açmaya girdiğin zaman vakıf olursun o manalara. Tabi onun için de gönlü açık kulların yolundan gitmek gerek. Demek ki başta olan gözün insana tabii ki Allah'ın ikramı olduğundan bereketi vardır. Onunla ne yapar? Etraftaki alemdeki nimetleri görür. Göz nimeti sohbetin başında dediğimiz gibi diğer azalardan daha önemli hak katında. Neden? Kalb ile bağlılığı daha kuvvetli bir. İkincisi, kalbe gelecek kuvvetin vesilesi olması açısından da daha kuvvetli. Neden? Gözle görüyorsun bütün nimetleri, Rabbimizin halka ilediği nimetleri. Azını dille tadarsın. Onun vakti azdır. Elle tattığının vakti azdır. Ama göz daha ziyade bir tefekkür halinde Allah'ın nimetlerini devamlı temaşa ediyor. Devamlı. Onun için gözün kalple olan bağlantısının kuvveti buradan geliyor. Her an o kalbin idrakının kuvvetlenmesine vesile olacak ibadeti daha çok yapar. Tefekküre dalar. Tefekküre dalar. Peygamberimiz Zişan sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Tefekkuru sa'atin hayrun min ibadeti senetin. Bir anlık tefekküre dalmak, bir anlık tefekküre dalmak bir senelik nafile ibadetten daha hayırlıdır. Neden? Neden? Düşün. Bir sene nafile namaz kılıyor adam. Bir sene nafile Kur'an-ı Kerim okuyor düşünmeden ama. Bir sene nafile zikir yapıyor ama bir an tefekkürü diyor Efendimiz hepsinden hayırlıdır. Neden? Bir anın tefekkürüyle idrakın nuruna erişirsin.
kalbindeki idrak ile, tefekkür idrakın verdiği bir nurdur. İdrakın bir kademe daha kuvvetlenir, bir ayeti kerimeyi, bir hadisi şerifi Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha fazla anlarsın. Rabbimizi biraz daha fazla tanırsın, Allah'a kurbiyetin artar, yüksekliğin artar. Bunların hepsi idrakın nurunun Allah katında ne kadar önemli olduğunu gösteren işaretlerdir. Okuduğumuz bir ilmi hali ezberlemek, bir hadisi şerifi kitabını ezberlemek, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek fazilettir ama bir ayetini hakkıyla anlamanın yerini tutamaz hiçbirisi. Nasıl olabilir öyle? Nasıl olabilir? Bakıyorsun bir hafız-ı kelam. Ezberlemiş Allah'ın kitabını, namaz yok, niyaz yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Öteki hafız değil, Allah-u Teala'nın bir ayetini duymuş. Bir tanesini. İçi yanıyor ayeti okudukça. Rabbine secdeye varıyor aşk ile o ayeti duydukça. Hangisi daha üstündür Allah katında? Celle Celaluhu. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan ettir. Ne güzel söz. Göz ise hakkı görene derler. Hakkı görüp de bir ayeti okumak, bütün Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha kıymetlidir. Onun için İmam-ı Gazali Üstadımız İhya Ulumiddin'de radıyallahu teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okumayı vird edin. Vird edin. Kur'an-ı Kerim'in fazileti vardır birinci ciltte. İhya Ulumiddin'e bakarsanız. Çok harika bir kitaptır o İhya Ulumiddin. İşte zikirlerin sırrı, fazileti hepsini mübarek anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'in faziletini anlatırken Kur'an-ı Kerim bir dedin. 40 günde bir hatim yap en az. Daha da çoğaltmak istersen en çok 3 günde bir hatim yapmaya izin vardır. Daha fazlasına izin yoktur. Bir günde bir hatime izin yoktur. Mana eri ayrıdır, onlar başka. Fakat tefekkür ile okuyorsan, ayetleri derin derin düşünerek okuyorsan o zaman bir senede bir hatim yap, sorun yok. En az 40 günde bir yapmak gerekiyor ya. Sen derin tefekkürlerle okuyorsan bir ayeti 10 dakika, 20 dakika, yarım saat tefekkür ediyorsan sen bir senede hatim yap istersen, bir ömür hatim yap istersen sorun değil. Sen zaten Kur'an'ın ummanına dalmışsın diyor yani. Kur'an'ın ummanına dalmışsın zaten. Şimdi mesela bizim her şeyi edep ve adabıyla yapmak gerekir, usulüyle yapmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen insanın içinde bir Allah korkusu olması gerekir. Hafız-ı kelam oluyor maşallah ama şuuru yok, idrakı yok. Eksik olur o zaman. Eksik olur. Sahabe-i kiram nasıl ezberlediler Kur'an-ı Kerim'i? Bakın. Hazreti Ömer gibi bir zat, İslam'ın ikinci halifesi, Efendimizin peygamber gelse Ömer olur dediği bir halife yani. Ne diyor? Bakara suresi 2,5 cüzdür. Yani bir hafızın, Kur'an'ı çok okuyan hafızın Bakara suresini ezberlemesi bir ayını alır belki. 2 ayını alır. Öyle. Çok Kur'an-ı Kerim okuyan adamın zaten şeyi, hafızası kuvvetlenir. Hazreti Ali radıyallahu teala öyle buyuruyor. Hafızayı kuvvetlendiren, Kur'an-ı Kerim'e yüzüne bakarak Kur'an-ı Kerim okumak kadar hafızayı kuvvetlendiren başka bir şey yoktur. Devamlı okuduğu için, okumayı hızlandırdığı için ne oluyor? Ezber de kolaylaşmış oluyor. 2 ay, diyelim 5 ay olsun ya. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresini 5 ayda ezberler diyelim yani. Ki 6 ayda hafız olanlar da var. Diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu teala Bakara suresini 11 senede ezberledi. Hazreti Ömer 11 sene. 11 sene. Neden? Allah Allah.
Hazreti Ömer gibi hilafet kendisinde, velayet kendisinde, adalet kendisinde, imaret kendisinde, bütün mübarek hazları, makamları kendinde toplamış olan, idrakın nuru da açık olan bu mübarek zat 11 senede Bakara suresini ezberliyor. Neden? Çünkü diyor biz Kur'an-ı Kerim'i ayetini ezberlerken o ayetin hangi konuda inmişti, hangi konuya ışık tutuyordu, buradaki hükümler nedir? Bunların hepsiyle birlikte ezberliyorduk diyor. Kuru bir ezber yapmıyorduk diyor yani. Derin manalarıyla birlikte. İlme, ilim ehline vakar, saygı göstererekten, ondan gelen nuru alaraktan ezberini yaptığın zaman Kur'an-ı Kerim'in ummanına daldı mı bir kul tamam zaten. Tamam zaten. Bu ummandan sana nakleden insanın yaşına bakma, boyuna bakma, görünüşüne bakma. Nur geliyorsa sen oraya bak. Hazreti Ömer radıyallahu teala Kur'an-ı Kerim'i müzakere ettiği şey vardı. Grup vardı. Meşvere ahalisi ayeti kerimeleri müzakere ediyorlar. Bu ayeti kerimeden ne anlıyorsunuz? Sahabenin büyükleri var orada. Ben şunu anlıyorum diyor bir tanesi. Ben bunu anlıyorum diyor bir tanesi. Başkası başkasını söylüyor. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazreti İbni Abbas'a dedi ki amcasının oğlu peygamberimizin daha çok genç. Dedi ki, bu akşamki müzakeremize sen de katıl. Ben mi dedi şimdi, Hazreti İbn Abbas da küçük ya yaşı. Diğerleri büyük sahabiler. 40 yaşında kimisi, kimisi 50 yaşında. Hazreti İbn Abbas da 17 yaşında, 18 yaşında, öyle genç yani. Dedi ben mi geleyim? Evet gel dedi bu akşam. Ben diyor, İbn Abbas radıyallahu teala anhuma anlatıyor. Peygamberimiz amcasının oğlu. Ben içeriye girdiğim zaman diyor, diğer insanlar böyle bir hoşnutsuzluk oldu onlarda, yaşım küçük diye. Hazreti Ömer'e radıyallahu teala hani bu çocuğun burada ne işi var tarzında şey yaptılar, bir çıkış yaptılar. O günde Nas suresinin tefsiri işleniyordu diyor. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Hazreti Ömer de bilerek buradan ne anlıyorsunuz söyleyin bakalım dedi. Herkes farklı farklı bir şey söyledi. Ondan sonra bana sordu diyor. Bendeki ilmi onlara göstermek için yapıyordu diyor bunu yani. Bu ayeti kerimeden ne anlıyorsun? Nasr suresinde. Ne diyor ayeti kerime? Allah'ın yardımı sana geldiği zaman, fetih kapıları açıldığı zaman اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا İnsanları da bölük bölük İslam'a girdiğini, İslam'ı kabul ettiğini gördüğün zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Rabbini tesbih et, hamd ederek ve istiğfar çek. İstiğfar çek. Ne anlıyorsun bundan dedi ey Abbas'ın oğlu? Bu ayet neyi işaret ediyor? Bu ayet dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hakk'a irtihalinin bildirgesiydi dedi bu ayeti kerime. Çünkü din tamam olunca insanlar da artık İslam'a bölük bölük gelince senin vazifen tamam olmuştur. Son anları yaklaşan bir kulun Allah'a çekilip dünyevi meşguliyetten baya baya sıyrılıp Allah'a çekilip tesbih ile hamd ile Allah'a istiğfar ile meşgul olması gerektiğini ve bu beyanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a vuslat vaktinin geldiğini işaret eden ayeti kerimedir. Deyince herkes gözleri bir açıldı. Hiçbirisinin çünkü kalbinde o ilim yoktu o vakit.
Bir tek İbn Abbas da vardı ve Hazreti Ömer de. Hazreti Ömer de dedi ki radıyallahu teala an, ah ben de böyle anlıyorum dedi, bu çocuk gibi. Ondan sonra her toplantıya İbn Abbas geldi, kimse bir şey diyemedi. Çünkü İbn Abbas radıyallahu teala an tefsir ilminin öncülerinden bir tanesiydi. Efendimiz dua eyledi ona çünkü. Hizmetini yaparken Resul-i Ekrem'in, büyüklerin işte hizmetini yapmakta bereket var. Abdest suyunu tutuyor, Resul-i Ekrem boş bırakmıyor hiçbirisini. Allah seni Kur'an'da alim yapsın. Bir dedi, bitti zaten efendim. Bir kere söyledi mi? Sel tu'ta. Allah subhanahu ve teala müjdeledi. Sen iste, biz sana verdik dedi. Daha istemeden. Böyle hiçbir peygambere ikram yok. Peygamberi zişana buyuruyor Allah subhanahu ve teala. Sel tu'ta. Daha istemeden istediğin verilecek. Bitti. Sen iste, bakacağım, kabul edeceğim istediğini falan. Sel tu'ta. İste, verildin. Duan kabul oldu, daha istemeden Allah müjdeliyor Celle Celaluhu. Suyunu tutuyor İbn Abbas radıyallahu teala anhuma, Allah seni Kur'an alimi yapsın. Ne oluyor? Tefsir konusundaki en büyük ilim ondan bizlere erişiyor. Ötekini Hazreti Enes'e, Allah seni soyuna bereket versin. Bir mal, bir çocuk Hazreti Enes radıyallahu teala. Hazreti Ömer'in oğluna Allah seni fakih alimi yapsın. Dua ediyor Efendimiz. O da oradan yürüyor, gidiyor. Evet. İşte bizler de inşallah Allah'ın izniyle Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğrettiği mübarek yolda kalbimizin basiret kuvvetini çoğaltarak, nasıl çoğaltacağız onu? Allah'ı zikrederek çoğaltacağız. Allah'ı zikrederek. Bu insanoğlu bilmediğinin düşmanıdır derler. Bilmediğinin düşmanıdır derler. Tabii şeytan da boş durmuyor tabii. Çok aleyhine çalışıyor ama bu tasavvuf erbabının gittiği yol var ya, tam insanın ruhaniyetini geliştirme üzerine kuruludur. Ne yap diyor sana? Allah'ı zikret diyor. Celle Celaluhu. Neden? Allah'ı zikret. Allah'ı zikret çünkü günah işledin gündüz. İşlemedik mi? İşliyoruz. Yani açığı var, saçığı var. Gözünle işliyorsun. Başka tutamıyorsun. Dilinle işliyorsun. Falancadan bahsediyor. Sen de bir tane sen de konduruyorsun. Bir tane sen de konduruyorsun. Yahu diyorlar hocam niye az konuşuyorsun? E çok konuşunca bir şeytan bir yerden yakalayacak çünkü. Onun için az konuşuyorsun. Dille işliyorsun. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Ayeti geldi mi? İnsanlara yüzün yanağını böyle kibirlenerek çevirme. Velhasıl bir takım yanlışlar gün içerisinde işliyoruz. E o ne oluyor? Her günah kalbe gelen bir kara nokta. Tek oraya yapışıyor. Kara nokta geldiği zaman idrakın önü kapanır. Basiretin önü kapanır. Ne olur? Anlamamaya başlarsın. Anlaman gerekirken anlamamaya başlarsın. İnsan gözden ibarettir o işte. Hakkı göremiyorsun. Neden? Basiret önü kapanıyor. Kibirle kapanıyor. Sadece günah işlemek bu zahiri günah değil. Kibir var. Riya var. Gösteriş var. Böbürlenmek var. Kendini bir şey sanmak var. Bunlarla yürüdüğün zaman nasıl hakkı göreceksin? Göremezsin. Mekke'nin müşrikleri Ebu Cehil gibi, işte Ebu Leheb gibi Hazreti Ebu Bekir'in gördüğünü görebildiler mi? Göremediler. Neden? Kibir ile kalplerini kapatmışlardı çünkü. Bir kutu içerisine aldılar kalpleri. Dışında demirden bir kafes var. Ne kafesi bu? Kibir kafesi bu. Onun için koskoca peygamberler şahı söyledi de inmedi kalplerine. İnmedi. E bu mübarek yolda geliyorsun, Allah'ı zikrediyorsun. Ne oluyor? Allah'ın zikri kalbin üstündeki ne tür bir kafes varsa hepsini kırıyor. Hepsini. Çünkü Allah'ın zikri bu.
Allah'a istinadı vardır. Rabbimiz Celle ve Ala katından gelenin karşısında durabilecek hiçbir kuvvet yok. Yeter ki bağlantı sağlam olsun Allah-u Teala ile. Üstündeki o karanlık çemberi kutuyu kırdığı zaman zikir, onun üstüne anlatılan ilahi sohbet de kalbine işler işler. Neye benzer o? Aşı vurmazsan yemiş vermeyeceksin ağaç. Ona benzer. Sohbeti dinleyeceksin ki bir aşı olacaksın. Ondan sonra sen de meyve vereceksin, yemiş vereceksin. O sohbeti başkalarına ulaştıracaksın, faydalı olacaksın. Meyve vereceksin ya, gölge yapacaksın, ikisinden biri. Yapmadın mı ne olur? Meyve de vermedin, gölgede yapmadın, ne yaparlar seni? Bu bir işe yaramıyor mu adam, böyle keselim bunu yakalım derler. Keselim bunu yakalım. Kul da hem kendine hem başkasına faydalı olmuyorsa zararlı olmaya başlar. Zararlı olan otu kestikleri gibi, kuru ağacı kesip yaktıkları gibi maazallah, basiretin nuru kapanmış olan insanı da cehenneme atarlar. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu kalbi kör olmaktan muhafaza eylesin bizleri. İdrakımızın nurunu günden güne kuvvetlendirsin. Rabbimizin ayetlerini de, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini de daha iyi anlayalım, daha derin anlar bir hale gelelim inşallah. وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيقِ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ